Merhaba arkadaşlar. Ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, MBA Akademi bursu arkadaşlar. 2022-2023 MBA Akademi burslarına başlıyoruz. Uzun süredir üzerinde düşündüğümüz bir proje bu arkadaşlar. Bu projeyi en sonunda gerçekleştirmiş olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Burada öğrenci arkadaşlarımıza gerçekten ihtiyaç sahibi olan öğrenci arkadaşlarımıza bir faydamız olsun istiyoruz. MBA Akademi bursları ilk defa bu sene yapılıyor ve Ekim ayından itibaren Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarına kadar her ay devam edecek olan bir burstan bahsediyoruz. Umarım bu şekilde artarak gider. MBA Akademi bursları neler arkadaşlar? Biraz size bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Her ay 10 öğrenciye karşılıksız burs verilecek. Herhangi bir ücret, herhangi bir karşılık istemiyoruz. Herhangi bir beklentimiz yok. Karşılıksız verdiğimiz bursların geri dönüşü yok. Karşılığını istemiyoruz. Sadece bize dua etmeniz yeterli. 12. sınıf üniversite hazırlık öğrencileri bu burstan yararlanabilir. TYT ya da AYT ile üniversite sınavını kazanmış olan öğrenciler ve DGS ile 2 yıllıktan 4 yıllığa kazanmış olan öğrenciler bu burslardan yararlanabiliyorlar. Bursun adı MBA Akademi Bursu. 12. sınıf ve örgün okuyan öğrenciler bu burslardan yararlanabiliyor. Yani açık öğretim fakültesinde okuyan öğrenciler bu burstan yararlanamıyorlar. Bu şarta dikkat edelim. Her ayın 1 ile 25'i arasında başvurular var. Başvuru şartlarını birazdan bahsedeceğim. Burs miktarı 200 TL ve toplam 10 kişiye veriliyor. Ve tek seferlik veriliyor. Siz bursu bir kere kazandıysanız o bursu alıyorsunuz. Bunun bir dahaki burs başvurusuna yine başvuru yapabilirsiniz. Size çıkarsa tekrardan kazanmış olacaksınız. Ama size çıktığında bu sadece bir aylık olarak çıkmış olacak, bilginiz olsun. Biz burada dil, köken, din, etnik ayrımı, herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Biz ihtiyaç sahibi olan öğrencilere burs vermek istiyoruz. Başvuru formu arkadaşlar, yani başka bir kurumdan eğer burs alıyorsanız, siz başka bir kurumdan da burs aldıysanız, bu bizden burs almanıza engel değil. Burs başvuru formu en altta var. Bu sayfanın en altında var. Videonun açıklama kısmına da bunu ekleyeceğim. Başvuru formunda belirtmek kaydıyla burs başvurusu yapabilirsiniz arkadaşlar. Başvuru şartları neler? MBA Akademi YouTube kanalı. Bakın tıklıyorum. MBA Akademi bizim YouTube kanalımız. Buradan MBA Akademi Hanife Hoca buradan bakacaksınız. Buraya abone olacaksınız, tamam mı? Yani MB Akademi Hanife Hoca YouTube kanalına abone olmak şartı var. Birinci şartımız bu. İkinci şartımız MB Akademi Hanife Hoca'nın Instagram hesabı. Benim kendi Instagram hesabıma yine buradan gösteriyorum. Instagram hesabımı da takip etmek şartıyla arkadaşlar, tamam. İki tane şartımız var. Ve bir şartımız daha var. YouTube'da bu videonun altına başvuru aşamalarını tamamladım. Yani formu doldurmuş olmanız gerekiyor. YouTube kanalımızı ve Instagram adresimizi takip etmiş olmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra videonun altına başvuru aşamalarımı tamamladım. Teşekkür ederim gibi. Ya işte mesela başvuru aşamalarımı tamamladım. Hocam Allah sizden razı olsun gibi. Ya de ne bileyim. Yani işte bunu bizim için ya da sadece bunu yazabilirsiniz. Başvuru aşamalarını tamamladım yazabilirsiniz. Ya da bunu içeren bir mesaj yazabilirsiniz ama bunu içermek zorunda. Lise 12. sınıf veya üniversite okuyor olmak zorunda. DGS ile geçiş yapmış olan öğrenciler burslardan yararlanabilir. Yani üniversitelerin birinci sınıflarında, ikinci sınıflarında, hazırlık sınıflarında, lise 12. sınıfta üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarındaki öğrenciler bu burslardan yararlanabiliyorlar. DGS ile geçmişsiniz 3. sınıfa ya da 2. sınıfa bu burstan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki TC vatandaşı olmanız isteniliyor. Bununla bilginiz olsun. Adli sicilinizin temiz olması isteniliyor. Yani biz bu şartları istiyoruz. Yani herhangi bir olaya karışmış, bir suça karışmış ya da başka sıkıntıları olan öğrencilere biz burs vermek istemiyoruz arkadaşlar. Özel ya da resmi kurumlarda çalışmıyor olmak. Yani siz çalışıyorsanız bırakın ihtiyaç sahibi olan 200 TL'yi ihtiyaç sahibi olan öğrenci alsın. Eğer çalışıyorsanız kesinlikle başvuru yapmayın arkadaşlar, tamam.
Erkeklerin askerlikle ilgili bir ilişkinin olmamış olması, yani tecil etmiş olabilirsiniz vesaire, ama askere gidecek durumdaysanız bu burstan yararlanamazsınız. 10 farklı öğrenciye burs veriliyor. Her ayın 1 ile 25 arasında MB Akademi YouTube kanalımızdan başvurular alınıyor. Başvuru değerlendirmeyi nasıl yapıyoruz? Karşılıksız burs başvuruları bittikten sonra 25 ile 30'u arası her ayın 25'inden sonra bir 5 günlük değerlendirme sürecimiz var. 10 asil, 10 yedek olmak üzere toplam 20 adayı belirliyoruz. Başvuru formunda yazılı kişilerin e-posta adresleri ve telefon numaralarının güncel olması lazım. Yani şimdi başvuru formunu yapmış ama telefonu güncel değil, mail adresi yok. Biz kişiye ulaşamadığımız zaman o kişiyi değerlendirme dışı bırakmak zorunda kalırız. Başvuru şartlarını taşımayan, yani çalışıyor olabilir, herhangi bir vakaya karışmış olabilir veya benzeri başka şartlar olabilir. Bu şartları taşımayan ya da gerekli şartları yerine getirmeyen, yani bizi Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyen, yorumda bir şey yazmayan öğrenciler değerlendirme dışı bırakılır arkadaşlar. Burs kazanan öğrenciler her ayın sonunda YouTube kanalımızdan duyurulacak. Öğrencilere ödemeler bir sonraki ayın 15'inde IBAN'a havale şeklinde yapılacak arkadaşlar. Burslar tek seferlik veriliyor. Her ay yeni başvurular alınıyor. Yeni burs yerler belirleniyor. Önceki aylarda burs kazanan öğrenciler tekrardan başvuru yapabiliyorlar. Burs kazanan öğrencilerden talep ettiğimiz bazı belgeler var. Öğrenci belgesi, ÖSYM sonuç belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi, kimlik fotokopisi, ikametgah ve IBAN. Bunları bize öğrenciye ulaştırmak zorunda. Bunları ulaştırdıktan sonra öğrenciye bursu veriyoruz. Burs başvurusu için MB Akademi YouTube ve Instagram hesabını takip edip başvuru aşamalarını tamamladığım şeklinde bunu belirtmeniz lazım ve en son bir başvuru formu var. Bu başvuru formunu da arkadaşlar doldurmuş olmanız gerekiyor. Ekim burs başvuruları. Burada detaylar var. İşte okul durumunuz, lise 12. sınıf öğrencisi olabilirsiniz. Örgün üniversite öğrencisi, YKS ile ya da DGS ile ayrı ayrı geçiş yaptıysanız bunları belirtmeniz lazım. Okulunuzun bölümü, sınıfı, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, ikametgahınız, kimle yaşıyorsunuz, ailenizle mi, öğrenci evinde mi, nerede kalıyorsunuz? Telefon numaranız, mail adresiniz, Instagram kullanıcı adınız ve YouTube kullanıcı adınız ve hangi kurumlardan burs alıyorsunuz, miktarı nedir arkadaşlar? Bunları bize belirttikten sonra gönder butonuyla bize gönderiyorsunuz. Bunları doldurmadan, gerekli aşamaları yapmadan başvuru yapmayın arkadaşlar. Evet, dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. MBA Akademi burs başvurusu Ekim ayı için başladı. Her ay bu şekilde inşallah yapacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.